tabir edene on iki dinar verdin ve yüz dinar daha vaad ettin. Rüyayı tabir eden on iki satır bir mektup yazıp sana emanet verdi. Bunları bir bir görüp muttali olup mektupta yazılan şudur şudur deyip takrir buyurdular. Ebu Bekr radıyallahu teâlâ anh, işitip parmak kaldırıp eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah yani sen o peygambersin ki yemliha rahip senden haber verdi dedi. 7. menakıb Huzeyfe İbni Yaman radıyallahu an rivayet eder. Bir gün Hazreti Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem sabah namazını kılıp dönüp Ebu Bekir Sıddık'ı radıyallahu an sual etti. Kimse cevap vermedi. Hazreti Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ayağa kalkıp Ebu Bekir nerede buyurdu. Ebu Bekir arka saftan Lebbeyk buradayım.'' Ya Resûlallah dedi. Resulullah emir buyurdu. Ebu Bekre yol açtılar. Yanına gelip, Hazreti Fahri Kainat buyurdular ki, Ya Ebu Bekir, neredeydin? Birinci rekatte bana yetiştin mi? Ebu Bekr, radıyallahu teâlâ an dedi ki, Ya Resûlallah, birinci safta sizinle tekbir alıp, Fatiha suresini okumaya başlamıştım. Sonra abdestimde vesvese oldu. Abdest için dönüp mescit kapısına geldim. Birdenbire bir ses işittim. Ardıma baktım gördüm ki altından bir kap asılmış ve içi dolu su idi. O su kardan beyaz ve baldan tatlıydı. Üstünde bir mendil örtülmüştü üzerinde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah Ebu Bekr Sıddık diye yazılmış idi. Mendili alıp önüme koydum. Abdest alıp mendili geri kabın üzerine koydum. Sonra gördüm kaybolmuş. Sonra gelip evvel rekatte size yetiştim dedi. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki: Müjdeler olsun sana ya Ebu Bekir radıyallahu an. Ben namazda kıraati tamamladım ki rükûa gideyim. Dizlerim tutuldu. Sen gelmeyince rükû edemedim. Sana abdest suyu veren Cebrail idi. Mendili tutan Mikail idi benim dizlerimi tutan İsrafil idi. Aleyhisselatu vesselam. 8. merakıp. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın emriyle Mekke-i Mükerreme'den hicret etmek dilediği zaman benim ile bu yolda kim hemrah yol arkadaşı olur. Canına ve başına kim kıyar? Dediği zaman, herkesten önce Hazreti Ebu Bekr radıyallahu an ileri atılıp, anam ve babam, mal ve canım cümlesi yoluna feda olsun ya Resûlallah. Bu şerefli hizmete ben kulunu kabul eyle diye, iltica ve tazarru edince Hazreti Fahri Enbiya sallallahu teala aleyhi ve sellem kabul buyurdu. Gece ile beraber mah, ay ve keyvan, zuhal yıldızı gibi yola çıktılar. Sındık radıyallahu teala an o Resul-i Alemin Hazretlerini sakınıp kah ardına kah önüne, kah sağına ve kah soluna geçer ve kah mübarek ayağı parmakları üzerine basardı. Düşmanlar izlemesin diye. Bu esnada Habibi Hüda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular ki: Ya Ebu ne ızdırap çekersin? Kendi nefsin için mi korkarsın? cevap buyurdular ki, Haşa, sümme haşa ki, Ebu Bekr bu yolda kendi canını sakınıp kayırsın. Belakin lakin ya Resulallah, mübarek cesedinin bir kılına halel gelir diye korkarım ki, benim gibi binlerce kimsenin başı düşse yeridir. Sen, din sarayının mimarısın. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem üzülme Allahü Teala bizimledir buyurdu. Mağaraya geldiler. Ebu Bekr radıyallahu teala an dedi ki: Ya Resulallah bir miktar sabredin. O mağaraya ben kulun gireyim. Yılan akrep cinsinden nesne var ise zararı Ebu Bekre olsun. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem izin verdi. Mağara içine girince ne kadar mahlukat var ise tarumar olup her biri deliğine girdi. Hazreti Ebu Bekr radıyallahu teala sırtından mübarek gömleğini çıkarıp parça parça edip parçalar ile o deliklerin tamamını tıkadı. O deliklerden biri açık kaldı. Ona parça yetişmedi. O deliğe de ayağının tabanını iyice tıkadı. O büyük sultana, şimdi saadet ile içeri buyurun, diye hitap eyledi. İki cihan serveri de, besmele söyleyerek, mağara içine girdi. Sabaha kadar orada kaldılar. Sabah oldu. Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu teâlâ an, gömleğini arkasında göremeyince, sebebini sordular. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teâlâ an, Ya Resûlallah, yolunda gömleğimi yırtıp, akrep ve yılan deliklerini tıkayıp, şerlerini def eyledim. Dedik de, Resûl i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, Ebu Bekri, kıyamet günü, benim derecemde, benimle beraber bulundur, buyurdu. Dokuzuncu menakıb. Nakledilmiştir ki, bu esnada fahri alem, sallallahu teala aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekre Sıddık'ın, radıyallahu an, mübarek yüzlerinde değişiklik görüp, sual ettik de, meydana gelen hadiseyi anlattı. Mağarada olan delikleri bir bir tıkayıp, lakin cübbe parçası bir deliğe yetmedi. O delikte açık kalmasın diye tabanımı dayamıştım. Bir yılan birkaç defa tabanımı soktu. Ayağımı delikten çekmeye korktum ki, o yılan delikten dışarı çıkıp, zat-ı şerifine bir elem verip, ızdırap eder diye cevap verdi. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem onunla benim arama aç bırak çıksın buyurdu. O an Ebu Bekr Sıddık radıyallahu an mübarek ayağını delikten çekti. İçerden görünüşü hüzün ve gam veren zehirli bir yılan çıktı. Fahri Alem sallallahu teala aleyhi ve sellem Ey utanmaz yılan benim mağara arkadaşımı ve esrarıma vakıf olanı Allahü Teala'dan korkup benden haya etmedin mi ayağını sokarak eziyet ettin diyerek hitap edip azarlayınca yılan cevaba kadir olup dedi ki ya Habibi Rahman ey insanların ve cinnin peygamberi senin aşıkın sadece insanlar değildir belki hayvan zümresinden kuşlar yılanlar karıncalar cemaline âşıktır hatta ben kulun birçok yaşlı gözü nemli kendi cinsimiz olan büyüklerimizden yüksek vasıflarınızı dinleyip, ışık saçan yüzünüzü görmeye müştak ve hayran ve kendinden geçmiş, şaşkın şekilde ağlayarak, mal ve mülkümü terk edip, aşık divanen olmuştum. Bu mağarayı şereflendireceğini öğrenmiştim. Onun için, nice zamandan beri, bu sıkıntılı mağarada, gece gündüz demeyip, yolunuzu bekliyordum. Böylece sizin buraya teşrifiniz ile ayrılık acısına ve içimdeki derde merhem edeyim. Çünkü en mes'ud bir zamanda bu karanlık mağarada arkadaşın mağaraya girince sabah güneşi gibi zahir olup devlet güneşim doğdu. Amma ne var ki arkadaşın yine perde oldu. Bu sebeple korku ve haya ben kulundan kalkıp zaruri olarak bu küstahlık benden vaki oldu diye özür dileyince Seyyidü Sekaleyn dünya ve ahirette bulunanların şefaatçisi yılanın küstahane özrünü kabul etti. Hazreti Ebubekir'in yarasına mübarek ağızlarının suyundan sürdü, o anda acısı şifa buldu. Onuncu menakıp. O mağarada bir müddet kaldılar. Orada Ebu Bekr, radıyallahu anh hazretleri aşırı derecede susadı. Hararete hat safaya gelince Sultanı Embiyaya arz etti. Buyurdular ki, ya İbâ Bekir, Dışarıya çık. Mağaranın önünden akan nehirden, muradınca, doyasıya iç. Yüksek emirleri üzerine dışarı çıkıp gördü ki, bir ırmak akar. Kardan soğuk ve hem beyaz, baldan tatlı ve kokusu miskten güzel.